Dostlarım merhaba. Hoş geldiniz dersime. Ben Eyüp Hoca. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, Konu öğreten soru çözümlerine devam ediyoruz. Daha önce sözcükte yapı isimler, zamirler, sıfatlar bunları ele almıştık. E şimdi tamlamalar zamanıdır. Zira tamlamayı iyi kavrayabilmek için isim, sıfat, zamir, zarfı iyi öğrenmek gerekiyor. Onların güzel bir tekrarını yaptık. Şimdi de tamlamalar. Öyle sorular hazırladım ki hem konuyu özetleyecek hem de soru çözme yeteneğimizi geliştirecek. PDF'i zaten paylaşmıştım ücretsiz PDF. E, toplulukta. Burada da açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz. Hem konuyu özetleyelim istiyorum. Hem de soru çözümümüz, yeteneğimiz gelişsin. Haydi derseniz ilk soruyla başlayalım. 20 tane soru var. Son 5 soru ÖSYM tadında. İlk 15 soru dediğim gibi konu öğreten, eğitici, öğretici sorulardır. Hadi bakalım. 20'de 20 yapanları tebrik ederim. Yorumlarda konuşalım bunları. Şimdi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Belirtili alt tamlaması yoktur. Tamlayan eki ın in ile tamlanan eki iyilik eki diğer bir adı ı i, i alarak oluşan tamlama çeşidine belirtili isim tamlaması deneyir. Ben ve biz zamirleri tamlayan olarak kullanıldığında tamlayan ve tamlanan ekleri değişir. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan tamlananın kime ya da neye ait olduğunu kesin olarak bildirir. Hah, hatırlamamızı yaptık. Şimdi şurada bak dikkat et. Benim düşüncelerim benim tamlayan eki, düşüncelerim tamlanan eki. Evet burada belirtili bir tamlaması bulduk. Bizim köyümüz buralara hiç benzemez. Bizim köyümüz değil mi? Evet burada da var. Derslerinde okumanın faydasını göreceksin. Okumanın faydası derken evet. E zaten biz belirtili at tamlamasını nasıl kodlamıştık? Tamlayana x, tamlanana y demiştik. x'in y'si değil mi? x'in y'si okumanın faydası. Yağmurun sesine bak aşka davet ediyor. Yağmurun sesi belirtili ad tamlaması. Helal süt emmiş birini arıyormuş. Nasıl biri? Helal süt emmiş biri. Bu sıfat tamlamasıdır. Burada belirtili ad tamlaması yok. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Peki. Belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasında sözcük ya da sözcükler girebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kullanım yoktur. Yani x'in y'sini bulacağız araya sözcük ya da sözcükler girecek. Hadi bakalım. Okulun ilk günlerinde bak daha girişte gördük. Okulun günleri x'in y'si ilk günleri diyerek araya sözcüğü koymuş. Geçelim. Gençliğim İzmir'in güzel caddelerinde geçti. x'in y'si İzmir'in caddeleri evet güzel caddeler diyerek araya sözcük koydu. Harika bir macera filmi izlemiştik birlikte. Burada belirtilat tamlaması var mı? X'in Y'si zaten yok. Macera filmi diye bir Belirtsiz alt tamlaması var onu birazdan göreceğiz. Dolayısıyla cevabımız geldi aslında. Türkçenin zorlayıcı soruları beni çileden çıkardı. Ah bunu çok duyuyorum. Türkçenin soruları x'in y'si araya da zorlayıcı sıfatı girmiş. Eleyelim hemen. Öğretmenin açıklayıcı örnekleri konuyu anlamamı sağladı. Sizin adınıza konuşuyorum. Öğretmenin örnekleri açıklayıcı örnekler diyerek araya yine bir sıfat koydu. Dolayısıyla cevabımız c seçeneği olmalıydı. Peki Üçüncü soru. Belirtili isim tamlamalarında tamlayana ayrı, tamlanana ayrı sıfat gelebilir. Buna göre hangisinde böyle bir örnek vardır? Şimdi belirtili alt tamlamalarını bir bulalım. Eski zamanların dostlukları günümüzde pek görünmüyor. Zamanların dostlukları belirtili alt tamlaması sadece tamlayan sıfat almış. Bizden ne istiyordu? Hem tamlayan hem tamlanan. Geçtim. Büyük masanın kırılan ayağını ne zaman onaracaksın? Bak dikkat. Masanın ayağı x'in y'si belirtili tamlaması. büyük masa kırılan ayak diyerek ikisine de ayrı ayrı sıfat getirdi. Cevabımız bu. Eski tarihi romanları çok severim. E burada zaten belirtili alt tamlaması yok. Geçtim. Masadaki kırmızı ders dosyasını getirir misin? Ders dosyası bu belirtisiz alt tamlaması. Geçtim. Kitabın ilk sayfası. Ha kitabın sayfası. ilk sayfası sadece tamlanan sıfat aldı. Tamlayanın sıfatı yok. Bizden B'de olduğu gibi hem tamlayanın hem tamlananın sıfat almasını istemiştim. Peki dördüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir durum söz konusudur? Belirtili alt tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Yani x'in y'si y'si x'in olabilir. E hadi bakalım özledim ben de memleketimin soğuk rüzgarlarını memleketimin rüzgarları değiştirmemiş. O kırmızı gülleri kimin için aldığını söylemedin zaten burada yok. Ankara'nın adını yeni duyduğum semtleri vardır. Ankara'nın semtleri değişmemiş. Türkçe kitabını yarın okula getirsen iyi olur. Burada zaten belirtili hat tamlaması yok. Türkçe kitabı belirtisiz tamlama. Sesini hiç beğenmedim sahnedeki sanatçının. Sanatçının x'in sesi y'si. Bak dikkat et yer değiştirmiş. Evet cevabımız e seçeneği olacaktı. Peki 5. soru. Belirtili alt tamlamalarında tamlayan eki yerine denden eki gelebilir. Hangisine böyle bir durum vardır? Haydi bakalım. İnsanlar İsviçre sınırından giriş yapıyorlar. Burada yok. Kitapları türlerine göre kitaplıktan almalısın. Burada yok. Öğrencilerden bazıları. Şuradaki den eki yerine ın in, in ekini koysak. Öğrencilerin bazıları sınıftan sessizce çıktı. Olur hocam. E madem oluyor cevap bu. Serüven romanlarından ben de çok hoşlanırım. Burada tamlama yok. Zaten at tamlaması. Edirne'den yola çıkıp Kars'a ulaşmışlar. Yine burada at tamlaması yoktu. Peki 6. soru. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan, tamlanan ya da her ikisi zamir olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirle kurulmuş belirtili ad tamlaması yoktur? Zamirle. Hadi bakalım. Yeni defterini bu kağıtla kaplamalısın. Burada göremedik. E hocam bu var burada. Ama bu kağıt, bu sıfat tamlaması. Bu da işaret sıfatı. Cevabımız bu. Bunlardan hangisi sence daha güzel? Bunların hangisi belirtili hat tamlaması denden kullanılmış tamlayan iki yerine olabilir. Bu işaret zamiri hangi soru zamiri? Evet ikisi de zamir. Oranın havasını hiçbir şey değişmem. Oranın havası belirtili hat tamlaması. Ora işaret zamiri. Evet zamirle tamlama kurulmuş. Hayatın kendisi zaten yeterince yorucu değil mi? Hayatın kendisi kendi dönüşlük zamiri. Zamirle tamlama kurulmuş. Benim notlarım sınıftaki en yüksek notlardan biri. Evet ben şahıs zamiri zamirle tamlama kurulmuş. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. Peki yedinci soru. Tamlayanı zamir olan belirtili alt tamlamalarında tamlayan genellikle düşer. Yani benim evim demeyiz de evim deriz mesela. Bu durumda bu tip tamlamalar soru kökünde özellikle istenmediği müddetçe tamlama olarak alınmaz. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş belirtili alt tamlaması vardır. Yani hangi sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebiliyorsun? Bunu soruyor. Önce kendi işini bitir. Bana sonra yardım edersin. Burada göremedik. Onların yeni aldıkları evi gördün mü? Göremedik. Sen her zaman buralara çok sevdiğini söylemez miydin buraları? Göremedik. Bu cüzdanı kardeşi yolda bulmuş. Bak dikkat. Bu cüzdanı onun kardeşi yolda bulmuş. Evet cevabımız bu. Bu yıl Ankara'da su sıkıntısı olmayacakmış. Burada da yok. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki 8. soru. Bazı belirtili isim tamlamalarında tamlanan eki yani iyilik eki düşebilir. Bu durumda söz grubu yine de tamlamadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde böyle bir tamlama vardır? Yani iyilik ekinin düştüğü tamlama. Buralar bizim semte hiç benzemiyor. Bak şimdi bizim semt. Bizim semt. Bizim semtimiz. Bizim semtimize demedi de tamlanan ekini düşürdü. İyilik ekini düşürdü. Evet cevabımız bu. Yol parası. E burada tamlayan eki düşmüş. O da belirtsiz alt tamlaması zaten. Arkadaşının kitabı. Eklerin hepsi burada. Geçtim. Sayfalarca kitap okuduktan sonra güzel bir uyku çekti. Burada zaten öyle bir durum yok. Evinin düzenli olması. Evinin olması. Ekler burada. Geçtim. Cevabımız A seçeneği olmalıydı. Peki dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım vardır? Neymiş o? Belirtili isim tamlamalarında bir tamlayana birden fazla tamlanan ya da bir tamlanana birden fazla tamlayan gelebilir. Evet şimdi bakalım. Serüven romanlarının okuyucusu her geçen yıl artıyor. Var mı burada böyle bir şey? Göremedik. Bu şıkka tekrar döneceğim ama. Diğerlerine bakalım. Evin balkonu ve salonunu temizlemeye başladı. Bak dikkat. Evin balkonunu Evin salonunu temizlemeye başladı. Tamlayan ortak iki tane tamlanan var. Bir kitabın ilk sayfasını ve sonra da son sayfasını kontrol edelim hep. Bak kitabın ilk sayfası, kitabın son sayfası. Tek tamlayan, birden fazla tamlanan. Bir romanın veya şiirin dili anlaşılır olmalıdır diyor şair. Bak dikkat. Romanın, şiirin dili. Romanın dili, şiirin dili. Bu sefer tamlanan ortak. Birden fazla tamlayan var. Okumanın ve yazmanın birçok faydası vardır elbette. Okumanın faydası, yazmanın faydası. Evet ortak tamlanan, Birden fazla tamlayan. Bunları bulduk. Şuraya tekrar döneceğim dedim. Niçin? Bak şimdi. Bu tarz örnekler zincirleme alt tamlamasıyla karışmamalı. Bunlar belirtili alt tamlamasıdır. Zincirleme de bak şöyle olur. Serüven romanlarının okuyucusu diyerek oklar böyle yan yana zincir gibi gider. Oysa burada bak dikkat et. Okumanın faydası, yazmanın faydası böyle üstünden üstünden geçiyor. Oysa zincirlemede hep yan yanadır. Böyle 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 zincir gibi. Bu ortak kullanımlarda buradaki kelime gidiyor buradakine bağlanıyor. Tamam mı? ile karıştırma cevabımız A seçeneği olmalı. Peki 10. soru belirtisiz tamlamalarda birinci sözcük tamlayan ekini almaz. İkinci sözcük tamlanan ekini yani iyilik ekini alır. Demek ki belirtili ve belirsiz at tamlamasının ortak noktası tamlanan ekiymiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirsiz at tamlaması yoktur. Evet Deniz mavisi gözleri öyle tatlıydı ki denizin mavisi demedi deniz mavisi belirtsiz atlamamız Soğuk kış günlerinde sobanın etrafında toplanırdık. Kış günleri kışın günleri deseydi belirtili kış günleri belirtisiz. Yaz yağmuru kısa sürer derler yazın yağmuru demedi yaz yağmuru belirtisiz. Ses tonu gerçekten çok etkiliydi sesin tonu demedi ses tonu belirtisiz. Tarihi romanları çok severim. Hocam burada da yok mu? Yok. Bak dikkat et. Tarihi romanlar bu sıfat tamlaması. E buradaki ı iyilik değil mi? Değil. Neyi severim? Tarihi romanları severim. Bu belirtme hali ikidir. Dolayısıyla cevabımız e seçeneği olacak. Çünkü tarihi romanlar bir sıfat tamlamasıdır. Unutmayın. Peki. 11. soru. Belirtisiz isim tamlamaları cümle içinde sıfat olarak kullanılabilir. Böyle bir kullanım arayacağız. Yani at tamlamasının kendisi sıfata dönüşecek. Hadi bakalım. Şimdi bak. Çocuk işi. Çocuğun işi desek belirtili. Çocuk işi belirtisiz. Çocuk işi bahaneler sana hiç yakışmıyor. Nasıl bahaneler? Çocuk işi bahaneler. Cevabı bulduk. Tamlama gelmiş bahane sözcüğünün sıfatı olmuş. Kitap fiyatları gün geçtikçe artıyor. Kitap fiyatları bir şeyin sıfatı mı değil. Ayakkabı bağı yine çözülmüş bağlamalısın bir şeyin sıfatı değil. Rüzgar sesi sabaha kadar uyutmadı beni bir şeyin sıfatı değil. Rengarenk bulutlar kendisi bir sıfat tamlaması bunun. Burada herhangi bir ad tamlaması yok. Ufku kapladı yine. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıydı. Peki. 12. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük at tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır. Yani ki belirtisiz isim tamlamalarında başa gelen sıfat tamlamanın tamamını niteler ya da belirtir. Bak şimdi paslı diş diş isim burada ismi nitelemiş biz tamlamayı niteleyeni bulacağız. Boş şişeler nasıl şişeler boş şişeler ada gelmiş adı nitelemiş tamlama değil bu Ölü balıklar ada gelmiş adı nitelemiş tamlama değil bu. Bir kahkaha ada gelmiş adı belirtmiş tamlama değil. Ama eski bir kırmızı çocuk hırkası suda sallanıp duruyor. Çocuk hırkası belirsiz zat tamlaması. Nasıl hırka? Kırmızı çocuk hırkası. Bak sıfat gelmiş tamlamayı nitelemiş. Bizden de istenen buydu. Cevabımız E seçeneği olmalıydı. Peki 13. soru. Cümlelerde kullanılan her sıfat aynı zamanda sıfat tamlaması oluşturur. Buna göre hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Üzerinden kaç sene, kaç sene soru sıfatı e sıfat tamlaması. Geçtim. Uçsuz bucaksız düzlüklerden nasıl düzlük? Uçsuz bucaksız niteleme sıfatı dolayısıyla sıfat tamlaması. Kuş tüyü yastıkta uyurmuş hep. Bak dikkat Kuş tüyü yastık. Belirti stat tamlaması gelmiş. Yastık sözcüğünün sıfatı olmuş. Nasıl yastık? Kuş tüyü yastık niteleme sıfatı olarak kullanılmış. Niteleme sıfatı varsa tamlaması da vardır. Korku filmi. Nasıl film? Korku filmi. Olmuyor. Korku filmi. Korkunun filmi belirtili. Korku filmi belirtisiz. Buradan sıfat tamlaması çıkmaz. Birçok öğrenci. Evet belgesel sıfatı gördük. Sıfat tamlaması çıkar. Cevabımız bu. Birçok öğrencinin haberi. Hocam burada ne var? Öğrencinin haberi. Burası belirtili at tamlaması. Şurası sıfat tamlaması. Birçok öğrenci. Peki. 14. soru. Zincirleme isim tamlaması 2'den fazla ismin veya isim görevli kelimenin anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde bir araya gelmesi oluşan tamlama çeşididir. Buna göre hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? Eyüp hocanız nasıl öğretti bunu size? Önce belirtili bul ya da belirtisiz bul. Tamlamanın uzayıp uzamadığına bak. Hadi bakalım. Filmdeki olaylar İtalya sınırında geçiyor. İtalya sınırı. Belirtisi zat bulduk. Hadi uzatmaya çalışalım. İtalya sınırının diye uzuyor mu? Uzamıyor. O zaman bu belirtisiz de geç. Kitapları türlerine göre ayırarak kitapla yerleştirdi. Bu da zaten at yok. Geçtim. Geçen yıl yaz tatili. Bak belirsiz at Yaz tatilini Antalya'da geçirmiştik. Yaz tatilinin diye uzuyor mu? Uzamıyor hocam. O zaman belirtisiz de bırak. Sanatçı ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul'da açacakmış. Burada zaten alt tamlaması yok. Geçtim. Eski pazar yerinin bugünlerde tadı kalmadı. Bak dikkat. Pazar yeri nedir hocam bu? Belirsiz tamlaması. Pazar yeri. Uzuyor mu tamlama? Pazar yerinin hop tadı. Hocam araya sözcük girmiş. Olabilir. İşte zincirleme alt tamlaması. Cevabımız da E seçeneği olacaktı. Peki 15. soru artık ÖSYM tadında 5 soru çözeceğiz dostlar. Bunları daha çok önemsiyorum. Buraya kadarki çözdüklerimiz konuyu özetleyen sorulardı. Bunlar da ÖSYM tadında. Şimdi hangisi söylenemez? Bir de belirtisiz atlamlaması vardır. Kim bilir? Hiç istemem ama belki bir roman yazarı olursunuz sizde. Roman yazarı belirtisiz atlamlaması doğru. İkide belirtili atlamlaması vardır. Aç kalırsınız, Yayın evlerinin kapısından kovulursunuz. Yayın evlerinin kapısı belirtili hat tamlaması. Üçte tamlayana düşmüş hat vardır. En güvendiğiniz meslektaşlarınız sizin meslektaşlarınız. Doğrudur efendim. Dörtte tamlayan ortaklığı söz konusudur. Dergi ve gazetelere yazılarınızı koydurmazlar ve alacağınız birkaç kuruşu size çok görürler. Bunu göremedik. Cevabımız bu. Beşte tamlananı yönelme halinde olan belirtisiz hat tamlaması Bak dikkat. Bunlara dayanabilecek gücünüz varsa okumaktan yazarlık serüvenine hemen geçin. Yazarlık serüveni belirsiz atlamlaması. Yazarlık serüveni ne derken yönelme hali almış. Eyvallah. Peki geliyorum 16. soruya. Haydi uyuma. Uyuma bak uyku geldiyse git yüzünü yıka gel. Bunlar güzel sorular. Belirtisiz atamlamalarında tamlayanla tamlanan arasında zaman, neden, işlev gibi anlam ilgileri olabilir. Buna göre hangisinde eşleştirme yanlışı yapılmıştır? Bak şimdi. Çam fidanı, fidanın türü mü? Türü. Vişne reçeli, reçelin ham maddesi mi? Ham maddesi. Öğle tatili, tatilin zamanı mı? Evet zamanı. Sel felaketi, felaketin işlevi midir sel? Değildir sebebidir. İşlev olmadı. Yangın tehlikesi, tehlikenin sebebi yangın. Evet, sebep. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıydı. Peki, 17. soru. Bu parçada hangisinin örneği yoktur? Bakalım. Hep tamlama, değil mi? Evet, tamlama buldukça şıklara inelim. Siz konserlerde şarkılarınızın bir bölümünü, şarkılarınızın bölümü araya sözcük girmiş. Tamlayanıyla tamlananın arasında sıfat girmiş. Evet, belgisiz sıfat at tamlaması doğru. Halka bırakıyorsunuz ama biz sahneden gelen ses yerine kulağımızın dibinde, kulağımızın dibi, evet burada bir tamlama var, avaz avaz bağıran birçok çatlak sesi dinlemek zorunda kalıyoruz. Zincirleme at tamlaması göremedim açıkçası. Tamlayanı iyilik eki almış belirtili at tamlaması. Bak şarkılarınızın bölümü sizin şarkılarınız derken tamlayan da iyilik eki var. Tamam. Birden çok tamlayan olan sıfat tamlaması şurada görmüştüm. Çatlak ses nasıl ses çatlak ses birçok çatlak ses diyerek bak dikkat et birden fazla sıfat tamam tamlayanı düşmüş at tamlaması sizin şarkılarınız derken tamlayanı düşmüş bu da var dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıydı peki 18. soru bu parçadaki numaralanmış tamlamalardan hangisi türce ötekilerinden farklıdır sokak yemekleri belirtisiz at tamlaması yemek arabası Belirtisiz ad tamlaması. Lokantaların menüsü, tabii siz benim gibi çözmeyeceksiniz cümleleri mutlaka okuyun. Lokantaların menüsü belirtili. Tezgah başı belirtisiz. Uzun kuyruk, nasıl kuyruk? Uzun kuyruk sıfat tamlaması. Şunlar belirtili ya da belirtisiz. E sonuçta hat tamlaması. Bu sıfat tamlaması cevabımız E seçeneği olacaktı. Peki. 19. soru hangisi yanlıştır? Birincisinde bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanmıştır. Onun hayatı ve eserleri, onun hayatı, onun eserleri doğru. İkincisinde belirtisi isim tamlaması bir sıfat tarafından belirtilmiştir. İnci tanesi belirtisi tamlaması, bir inci tanesi evet belirtme sıfatı belirtilmiş doğru. Üçüncüsü belirtili isim tamlaması örneğidir. İnsanın kimliği, x'in y'si doğru. Dördüncüsü tamlanana ortak isim tamlamasıdır. Allah ve peygamber aşkı. Allah aşkı, peygamber aşkı, belirsiz tamlaması birden fazla tamlayanı var. Doğru. Beşincisi tamlayanı ile tamlanan arasında sıfat girmiş isim tamlamasıdır. Yüce bir dava. Hayır. Yüce dava, bir dava, birden fazla tamlayanı olan sıfat tamlamasıdır. Bu cevabımızda E seçeneği olmalıdır. Peki son soru. Hangisinde bir tamlamanın yerini tutmuş zamir kullanılmıştır? Ha bir tamlamanın pardon yanlış okudum akyip ah, hoca. Tamlananın ha tamlananın yerini tutmuş zamiri. Güzel soru. Nedir bu? İlgi zamiri. Yani ki. İlgi zamiri zaten tamlananlar yerine gelir, değil mi? Hadi bakalım. Herkesin kendine göre bir derdi var. Yok. Onun bütün gayreti iyi bir iş sahibi olmak için de geç. Depremde bizim evimiz az hasar gördü. Geçelim. Bunca ev yıkılmasına rağmen onlarınki, onların evi, değil mi? Evet, ev sözcüğün yerine geldi. Bendeki kitaplar, bu da sıfat yapan kiydi. Bu tuzağa düşmedik. Cevabımız D seçeneği olmalıydı. Evet, kıymetli dostlarım. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.